eski başbakan Ahmet Davutoğlu dün Diyarbakır'daydı. Davutoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini gazeteci Mahmut Bozarslan'la değerlendireceğiz. Mahmut Bozarslan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Davutoğlu'nun Diyarbakır ziyareti öncesi eleştiriler yapılmıştı. Senin haberlerinde de vardı zaten bu. Gönül Mimarları İnisiyatifi grubu gelmeyin demişti. Onun dışında Kürt siyasetinden bazı isimler de Davutoğlu'nun Sur'u Tolada yapacağı sözlerini hatırlatarak aslında bir tür tepkilerini göstermişlerdi. Sorum şu olacak, Davutoğlu nasıl karşılandı Diyarbakır'da? Aslında Davutoğlu beklendiği gibi ne çok bir tepkiyle karşılandı ne de çok böyle sıcak bir karşılama oldu. Çok karşılama cılız kaldı. Zaten davet edilen toplantıya, iftar yemeğine davet edilen kesimler hepsi Davutoğlu'na destek veren kesimler değildi. Onları içinden çıkarırsak aslında hani çok çok cılız oldu diyebiliriz. Bir tepki de beklemiyordu Davutoğlu'na yönelik bu en son Gönül Mimarları isimli grubun yaptığı açıklamadan sonra. O beklenen tepki de olmadı. İlginç bir noktaya da dikkat çekeyim. O Gönül Mimarlarından birkaç kişi de toplantıya katılıp Davutoğlu'nun konuşmasını dinledi toplantı sonuna kadar. Bu anlamda toplantıya birçok kesimden insanlar katıldı. En çok göze çarpanlar da eski AKP'lilerdi. Gerek milletvekilleri, 7 milletvekili. Bunlardan Ayhan Seferüstün vardı. Anayasa Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, düzeltiyorum, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı. AKP'nin Kürt vitrininin önemli isimlerinden Abdurrahman Kurtçu, eski Diyarbakır milletvekili. O vardı. Duma İçten vardı, yine o da eski Diyarbakır milletvekili. Eski Diyarbakır İl Başkanı vardı, İstanbul'un eski İl Başkanı vardı. Bu eski AKP'lilerin yoğunluğu göze çarpıyordu, dikkat çekiyordu. Onun dışında ise değişik kesimlerin isimleri, kesimlerden isimler davet edildi. Örneğin benim bizzat tanıdığım Saadet Partisi'nden bazı isimler vardı toplantıda. Ki kendileri sadece biz dinlemeye geldik. Yani Davutoğlu'nun yanındayız ya da karşınızda gibi bir anlam çıkarılmasın. Sadece dinlemeye, ne diyeceğini dinlemeye geldik diye söylediler. Değişik iş çevrelerinden vardı. İslami kesime yakın iş çevreleri. HDP'den de alt düzeyde olsa birkaç isim vardı. Onlar da sorulara yanıt vermekten kaçındılar ama HDP'li isimler kimdi Mahmut Bozarslan? İsimlerini paylaşmak istemediler. Kendileri paylaşmak istemiyor. Onlar da yani sadece dinlemeye, yani ne diyeceğini dinlemeye geldiklerini özellikle altını çizdiler. Benim dikkatimi çeken bir konu da çekirdek kadro dışında, yani Ahmet Davutoğlu'nun çevresine yer alan çekirdek kadro dışında iftar yemeğe katılanların neredeyse tamamı aynı karede görünmemek için özel bir çaba sarf ediyordu. Bu benim dikkatimi çekti. Evet, geldiler, katıldılar. Yaklaşık 300 kişi davet edilmişti toplantıya ve büyük bir çoğunluğu da gelmişti. Çevre illerden de gelenler vardı, Elazığ'dan, Batman'dan falan. Ama özellikle aynı karede görünmemeye dikkat ettikleri de gözden kaçmadı. Bir gazeteci olarak, yıllardır bölgeyi takip eden bir gazeteci olarak şunu mu söylemek istiyorsun Mahmut Bozarslan? Aslında bir tür ihtiyatlı bir buluşmaydı diyebilir miyiz? Yani ihtiyatlıydı. Her iki taraf için de, yani Davutoğlu için de ihtiyatlıydı. O da konuşmalarını, cümlelerini seçerek kullandı. Çok net ifadeler kullanmadı. Onun dışında diğer taraf, izlemeye gelenler, yemeğe katılanlar açısından da ihtiyatlı bir tablo vardı. Onlar da dediğim gibi yan yana görünmemeye çalıştılar. Aynı kareye girmemeye çalıştılar. Tabii bu söylediklerim çekirdek kadroyu kapsamıyor. Yani açıkça onun yanında olduğunu kamuoyuna deklare eden isimleri kapsamıyor tabii. Onun dışında kalan isimler. Her iki taraf içinde ihtiyatlı kelimesini kullanırsak zannedersem yanlış olmaz. Mahmut Bozarslan, yine Davutoğlu'nun ziyaretine dikkati çeken bir isim daha vardı. Sağlam irade hesabıyla tanınan Taha Ün. Taha Ün daha önceden de
Özellikle bu Pelikan dosyası, Pelikan bildirisi sonrası Davutoğlu'na destek açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Taha Ün neden dikkati çeken bir isimdi? Özellikle söz konusu Diyarbakır olunca. Daha ün geçen sene Ahmet Davutoğlu'na desteğinden ziyade geçen sene bir tweet paylaşmıştı. Tweet'te de bir satır fotoğrafı vardı. O satırla işte hey gidi 90'lı yıllar, tam ifade bu olmayabilir de gibi bir şeyler söylemişti. Hatta tweet'in özeti şöyleydi. PKK'ların anladığı tek dil budur. İşte hey gibi 90'lı yıllar gibi bir şey ifade kullanmıştı. Bu ifade o dönemde çok tepki çekmişti. Nedeni de şu, hani doğrudan PKK'yı hedef alan bir açıklama olsa çok fazla tepki çekmezdi. Ancak satırın bu bölge halkı için özel bir anlamı var. Anlamı da şu, 1990'lı yıllarda birçok insan satırlı faili meçhul cinayetlerde hayatını kaybetti. Ve birçoğunun da failleri bulunamadı. Dosyalar fail meçhul kaldı. Ve bu satırlı saldırılar insanların yüreğinde derin bir yara izi açtı. İnsanlar o satırlı tweet'i burada kendilerine yönelik bir tehdit olarak algıladı. O anlamda dikkat çekicidir Taha Ün'ün buraya gelmesi. Taha Ün'ü aslında biz de ilk başta da fark etmedik. Sonradan görüntüleri izlerken onun orada olduğunu fark ettik. Benim kendi gördüğüm sadece Taha Ün değil, Alperen Ocakları'ndan insanları da gördüm ben orada. Şahsını tanımıyorum ama yakalarında Alperen Ocakları'nın rozeti vardı. Onları da gördüm. Onlar da vardı Davutoğlu'nun yanında. Onun da yani Kürtlerin çok yoğun yaşadığı bir yerde, Kürtlerin nasıl söyleyeyim, gönlünü almaya gelen bir kişinin onu Taha Ün gibi bir ismi yanına alarak gelmesi de bana göre dikkat çekici. Peki hem Taha Ün fotoğrafı, aynı zamanda Davutoğlu'nun net olmayan ifadeleri, bütün bunları yan yana koyduğumuzda Diyarbakır ziyaretini sen nasıl özetlersin, manşetine ne atarsın? Hani ne derseniz bence çok da yeni bir şey yok Davutoğlu'nun konuşmalarında. Bir nevi AKP ile hesaplaşma konuşması oldu. Hatta Suriye konusunda çok böyle sert denebilecek ifadeler de kullandı. Ben bugüne kadar hükümet için devlete bir sıkıntı olmasın diye sustum ama hani 17 yılda yapılan iyi şeyleri kendi hanelerine yazanlar Suriye konusunda yaşananları bana mal etmesi ahlaki zafiyettir dedi. Böyle bir sert cümle de kullandı. Yani ben Davutoğlu'nu yıllardır bizzat ya da medyadan takip ederim. Bu kadar sert bir ifade, kendi içinden geldiği siyasi geleneğe yönelik bu kadar sert bir ifade kullandığına neredeyse hiç tanık olmadım. Yani dediğim gibi gerek bizim insanlarla yüz yüze yaptığımız görüşmeler gerekse sosyal medyadan edindiğim izlenimi paylaşacak olursam çok fazla verimli bir ziyaret olmadı. Çok yani beklediği gibi olmadı Davutoğlu'nun. Diğer Diyarbakırlılar açısından bakacak olursak ya da Kürtler açısından bakacak olursak bunun dışında da bir tablo beklenmiyordu zaten. Peki Mahmut Bozarslan, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.